Hoş geldiniz arkadaşlar. Atasa Danışmanlık'tan Ömer ben. Ev hizmetlerinde çalışan yabancılara müjde. İşverenler artık sigorta primi ödemeyecek. Nasıl mı? Şartları nelerdir? Bu uygulama kimleri kapsıyor? Gelin hep beraber bakalım. Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze teknoloji devrimi dünyayı yepyeni bir çağa taşıyor. Dünya üzerindeki işçiler de bu yeniliklere ayak uydurmak durumunda kalıyor ve hızla yeni iş olanakları olan ülkelere akın gittikçe artıyor. Ancak yıllar geçmesine rağmen bu yer değiştirme hala devam ediyor ve bitecek gibi de durmuyor. Bu işin adını koymuş olan devletler istihdam edilen yabancılar için çalışma izni zorunludur. Tabii ki Türkiye'de de bu durum böyle. Çalışma izni olmadan yabancılar çalışamıyor. Dolayısıyla çalışma izinleri olmaksızın çalışan yabancılara idari ceza parası uygulanmaktadır. Ayrıca çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere göç idaresi yabancılar şubesine götürülmektedir. Ev hizmetlerinde yabancı çalışanların çalışma izni olmadan çalışamıyorlar ve birçok çalışma izni olmadan çalışmayı tercih ediyorlar. Sebebini ve nedenini sorduklarımızda ise çok farklı ve ilginç cevaplar alıyoruz. Bunlardan birisi ve hatta en önemlisi diyebiliriz, işverenler aylık sigorta primini bize ödetecek diyorlar. Öncelikle bunu söylemekte fayda var. Çalışma izni olmadan çalışmayın ve sigorta primlerinizi işverenleriniz ödemesi zorunludur. Bazı işverenler sigorta primleri oldukça yüksek görüyor ve bundan dolayı çalışma izni almadan yabancı çalıştırıyorlar. Biz de buna istinaden bu durumu ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve araştırmalarımızın sonucunda çok iyi bir sonuç elde etmiş olduk. Şimdi ise sırada o sonuçları sizinle paylaşma zamanı. Evet, ev hizmetlerinde çalışan yabancılara en düşük sigorta primi ne kadardır, şartları nelerdir ve üstelik devletimizin sağladığı avantajlara gelin ayrıntılı bir şekilde göz atalım. 1. 5 puanlık indirim sistemi. İşverenler Sosyal Güvenlik Kurumu başvuru yaparken bu seçeneği kesinlikle işaretlemelidirler. Bu indirim geçmiş prim borcu olmayan ve primleri düzenli ödeyen işverenlere sağlanıyor. Eğer ev hizmetleri prim ödemelerinizi düzenli yaparsanız ve geçmişe ait prim borcunuz olmazsa 5 puanlık prim sistemi desteğinden yararlanabilirsiniz. 2. Ev hizmetleri 6111 sayılı indirim teşviki. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla işçi çalıştıranlar açısından en önemli indirim teşviklerinden birisidir. Ev hizmetlerinde çalışanların 6111 teşviğinden yani indirimden yararlanabilmesi için temel şartları yine geçmişe dair sigorta borcunuzun olmaması ve prim ödemelerinizi düzenli yapmanız lazım. İşe aldığınız çalışanın açısından sağlanması gereken şartlar ise bu şekildedir. İşçinin işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde sigortalı çalışmıyor olması ve daha önce herhangi bir iş yerinde bu indirim hakkından yararlanmamış olması, artı bayan olması ya da erkekse 18-29 yaş arası olması gerekiyor. Bu şartların sağlanması halinde en az 24 ay boyunca işçinin brüt kazançlarının %17'sini devlet karşılar. Yani sigorta priminizin yarısını devlet öder. Eğer işçiyi işe almadan önce işkura kaydederseniz ilave 6 ay indirim verilir ve toplamda 30 ay süreyle bu indirimden yararlanabilirsiniz. Eğer bu şartları sağlıyorsanız 2021 prim ödemeleriniz 600-800 TL olacaktır. İndirimler daha bitmedi. Öte yandan 27.103 sayılı indirim. Bu indirim ilk defa 2018 yılı itibariyle uygulanmaya başladı. Çok önemli bir teşvik olduğu ve gerekli şartların sağlanması halinde en az 15 ay süreyle çalışanın aylık tüm sigorta primlerini devlet tarafından karşılanacağınızı belirtmek isteriz. Evet, yanlış duymadınız. Sigorta primlerinizi devlet karşılayacaktır. 27.103 sayılı indirimden yararlanabilmeniz için işe aldığınız ev hizmeti görevlisinin işe aldığınız tarihten önceki son 3 ay içinde 10 günden fazla sigortalı çalışmamasının ve işkur kaydının olması gerekiyor.
İşgür kaydı kolaydır. Online olarak işgur.gov.tr adresinden kolayca kaydını yapabilirsiniz. Bunun haricinde prim ödemelerinizin düzenli yapmanız gerekiyor. Eğer bu şartları sağlarsanız 15 ay süreyle teşvikten yararlanabiliyorsunuz. Ancak 10 günden fazla kapsamında ilk defa tescil açtırıyor olduğunuzu varsayarak yeni tescillere ilk 3 ay bu desteğin sağlanmadığını belirtmek isteriz. Normal şartlarda indirim süresi 12 aydır. Ancak işe aldığınız kişi bayan ve engelli ya da 18-25 yaş arası erkekse toplamda 18 ay süreyle prim ödemelerinizin tamamını devlet yapıyor. Tabii ki ilk 3 ay dönemde yararlanmayacağınız için bu toplam 15 ay süreye indiriliyor. Yani 15 ay boyunca sigorta priminizi devlet tarafından karşılanacaktır. Ve son olarak 4. prim indirim teşviği 4447 sayılı kanunun 50. maddesine göre eğer işe aldığınız çalışan aktif olarak işkurdan işsizlik maaşı alıyorsa, yani işsizlik maaşı alanlar arasında bir kişiyi ev hizmetleri kapsamında işe alacaksanız işsizlik maaşını almaya kalan süreyle sigorta priminin neredeyse tamamını devlet ödüyor. Örneğin ev hizmetlerinde çalışan olarak işe aldığınız Gül Hanım var. 3 aydır işkurdan işsizlik maaşı alıyor ve toplamda 8 ay daha ödeme alacak. Bu durumda işsizlik maaşının almasının kalan süreyle, yani 5 ayını primine devlet tarafından karşılanıyor. Devlet tarafından karşılanacak 5 aylık sigorta priminiz olacaktır. Değerli izleyicilerimiz, bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bizi mesai saatleri içerisinde arayıp ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.